Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın abi, iyi misin? Allah'a şükür iyiyim, siz nasılsınız? Biz deyiz Allah'a şükür. Neye bakıyorsun abi? Gel abi sen de şöyle yanıma. Abi şimdi bize lazım olan, çiftçiye lazım olan aletlere bakıyoruz işte, ekipmanlara bakıyoruz. Ya neyi beğendin burada? Ya bunlar hepsi güzel ya. Hepsi güzel mi? Hepsi güzel. Beğenmeyecek bir şeysi yok. Hangisini alacaksın? Bir direkt ağınıza ekip alacağız. Direkt ağınıza ekip. O zaman evet. Şimdi hemen konuşmalarını yapalım. Direkt ekime, anınızda ekim mi bizleri var mı abi? Var, firmamızda var. Abim de pneumatik havalı turbin mibzerin anıza ekimini istiyor. O konuda yardımcı olalım gibisinden gösteriyoruz, evet. Tarif ediyoruz. Peki, sen tabi araştırmışsındır. Şakalak tarım makinelerinin üretmiş olduğu ürünlerde ne gibi farklılıklar gördün? Çok düzgün, orijinal. Yani bize uygun olan şeylerle yapıyor. Teknik olarak da güzel. Evet. Rakamı şimdi söylemeyelim ama rakam olarak konuştunuz mu? Yok, hayır, öyle bir şey konuşmadık. O aşamaya gelmediniz mi? Gelmedi. O zaman o aşamaya bugün gelecek misin peki? Daha düşünüyoruz işte uygun olursa. Biz de ben senin yanındayım. Şakalan yanında değilim çok ben. Çok teşekkür ederim de şimdi bizim motor gücüne göre uygun bir alet, makine. Senin kaç beygir traktör? 75 beygir. 75 beygir oluyor mu abi? 75 beygire uygun olur ama abimin istediği makine biraz daha ağır tip bir makine. O yüzden altılı bir makinede biraz sıkıntı yaşayabilir. Daha küçüğünü önereceğiz. Dörtlü yani, gibi. Altılısı daha pahalı ama biz işine yaramayacak veya sıkıntı yaşayacak ürünü vermeyiz diyor şakalan yetkilisi. Sağ ol. Onun tavsiyelerine de uyuyoruz biz. Şimdi biz altılı olarak düşünüyoruz. Bizim motor hidrolik gücü yeterse onu alacağız. Ama yetmezse işte gübresiz takımını böyle bir şey düşünüyoruz. Ya da motoru değiştireceğim mibzer için. Ya şimdi motoru da değiştirebiliriz de fazla da ekim yapmadığımız için ona da gerek yok. Evet. O zaman ne yapacağız? Şimdi isim neydi abi sen? Mustafa. Mustafa abiyle sen konuşacaksın. Böyle pazarlık aşamasına gelince bana bir işaret et abi, ben geleyim. Ben seni tutuyorum tamam yani. Tamam abi. Çok sağ olun. Ben değil seni mi? Arar bulurum öyle sen bir durum olur. Sen buralardayım ben fuar tamam boyunca. Abi. Hep bu alandayım. Pazarlık yaparken Mustafa abiyle sen beni çağır. Dediğim gibi ben seni tutuyorum yani. Sağ olun ciğerini abi. Sökelim abi. Sağ yani. Ol, sökelim abi de yani. Tamam. Fazla da acıtmayalım yani. Neyse. Az acıtalım yani. Az acıtalım. Geldiği kadar yardımcı olalım inşallah. Yardımcı olalım. Ya Mustafa abi şimdi söz verdi zaten. Biz elimizden geleni zaten yaparız. Yani. Ben onu da biliyorum yani. Şimdi bu kadar mevzu olduktan sonra Mustafa abi de elinden gelen ikramı sizin için yapar. O zaman ne yapalım? Şimdiden tokalaşalım mı? Yok. Uygununa bakacağız bir. Bize uygununa sembolik olarak bir tokalaşalım, prensipte anlaştık diyelim ya. Ayıp. O indirim yapacağım dedi, sen de alacağım dedin. Bakacağız, o uyarsa olacak. Ayıp olur şimdi. Önce bizim kendi motorumuza, traktörümüze uygun aleti bir seçelim, bulalım. O zaman ben tokalaşayım seninle. Nasıl? Hayır gör mü diyecek? Yok canım, hayır gör. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, tabii şimdi abiyle konuştuk, ben hemen satayım dedim ama tabii ki traktöre uygun mibzer hangisiyse onu alacak. Tabii. Eğer traktöre şartları uyarsa zaten karar verdi abi. İsim neydi abi? Mehmet. Mehmet abi soyad? Koçak. Mehmet Koçak abi zaten kararını vermiş. Alırsam şakada kalırım diyor. Ama traktöre uygun olmadığı sürece zaten Mustafa abi de biz veremeyiz diyor. Traktöre uyarsa mibzer şimdiden hayırlı olsun. Sağ ol. Uymazsa ya traktörü değiştireceğiz ya da mibzeri küçülteceğiz. Tabii. Evet, anlaştık. Aynı öyle anlaştık. Evet sevgili seyirciler, şakalakla anlaşmak zor değil. Eğer şartlar uyuyorsa herkesin şakalağı evet, tercih etmesi lazım. Şakalak bir numara zaten bizim evet. Tercihimiz de o. Hemen şuradan Konya'da şöyle slogan ya. Diyelim abi. Şakalak bir numara. Ya senin ağzından duyalım böyle kameraya bakarak. Şakalak bir numara bence. Tamam. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, röportajlarımıza devam ediyoruz. Şakalak tarım makinalarının standında çiftçilerimiz ürünleri incelerken biz de hemen yanlarına geldik. Abi mübzerde neye bakıyorsun ama bundan önce seni bir tanıyalım. Ben Konya Kadıran'ın Sacı Karaköy'ünden Mehmet Akmuş. Mehmet abi mübzerde neye dikkat ediyorsun abi? Neyine bakıyorsunuz şu anda? Valla şakalağın hem ekerken şu meydanesi iyi bir şey yani. Toprağı sıkıştırıyor, tavuk kaçırmıyor. Evet. Ben ona dikkat ettim yani. Ya bu merdane birçok firmada yok. Eski versiyonlarında da yok. Dolayısıyla bu merdane için tekrar tarlaya girmen gerekiyor değil mi önceden? İşte ya, ondan yani ondan şey yaptık, dikkatimi çekti ya.
Ya peki bu merdanenin konması size ne gibi avantaj sağlar? Yani iki defa tarlaya girmiyorsun. En azından toprağı sıkıştırıyor, tavuk açırmıyor. Bu diyemiyor bir sefer en azından. Bu diyemiyor mahsulü. Yani mazottan tasarruf sağlıyor. Evet. Zamandan tasarruf sağlıyor. Bunun bir haricinde bir de toprakta kaliteli bir işlem yapılması. Evet. Tavuk açmıyor. Ekin ölmeden çıkıyor. Bir de böcek yemesinde, kurt yemesinde sıkıştırdığı için hareket edemiyor. Çok mantıklı yapılmış yani evet, bu. Evet. Peki siz şakalakların makinelerini önceden de biliyor muydunuz, inceliyor muydunuz? Vallahi ben şakalağı önceden biliyorum. Ben bu işe yeni başladım ek işlerine. Bir komşuya devam ediyorum, bir şakalak getiriyordum, memnunum yani. Evet. Ben onlara da şakalak diye geldim zaten buraya. Anladım. İnşallah bu son teknoloji ürüne de sahip olursunuz. Evet. Tarlada güvenle istediğiniz hasadı yaparsınız. Evet. Ben teşekkür ederim. Evet, sizi tanıyalım. Ben Kadıran Saçkara köyünden Mehmet Karalar. Mehmet abi sen ne diyorsun? Merdane çok dikkatimi çekti. Merdane çok iyi bir şey. Çünkü tarlaya her girmemizde, ilk sefer gireceğimizde ekim yaparken beraber yelde, rüzgarda gel uçurmaması için, rutubeti kaçırmaması için çok memnunum. Ben geçen sene aldım şakalağın müpserini ama deki şu merdane yoktu. Evet. Ondan her türlü müpserinden memnunum. Evet. Yani imkanın olursa bu mibzeri de almak istiyorsun herhalde. Tabii imkanım olsa bir konu alırım ama geçen sene şakalağın düz mibzerini aldım. Evet. Peki o mibzeri teşvikle mi almıştın? Hibeyle mi almıştın? Hayır efendim, hayır. Paramını aldım. 9,5 milyar liraya almıştım. Belki onu satarsın, bundan alırsın. İnşallah. Hibeye de yazılmayı düşünüyorum bu şeyde. Peki inşallah istediğin ürüne sahip olursun. Biz size bol hasadınızda bolluklar diliyoruz. İnşallah istediğiniz vermiş olduğunuz emeğin karşılığını fazlasıyla alırsınız. İnşallah. Allah razı olsun kardeşim. Peki, teşekkür ediyoruz.